PayPal'dan varsa kendisi. Size ben zaten şeyde olduğu için bugün Semih'i anlatacağım. Programda da var yani. O yüzden sürpriz vaka yapmayacağız. Önce ben söyleyeyim. Bugün Semih, büyük öğrencimiz. Şimdi zaten diğer tarafta Aşin Oğlu gayeti. Az şu. Burada da direkt hızlıca şeye geçebiliriz. Victor çalışma odasında bayımlarda çalışma arkadaşları tarafından bulundu. Yani Senko halinde bulunmuş aslında. Fazla gece mesaisi yapmış, öğlen yemeğini atlamış. Kısa süre içinde bitirmesi gereken bir üzerine yani bir efor sarf ediyormuş. Hani hipoglisemiye biraz yönlendiriyor. Ön bilgilendirmeyi geçtikten sonra başlayalım. 50 yaşlarında erkek. Çalışma odasında bayım halde bulunmuş. Bilinci açılmış, ancak kendisini iyi hissetmediğinden şikayetçi ilk defa acile başvurduğunda kendisiyle ilgili tıbbi kayıt bulunmuş. Tıbbi kayıt bulunmuyor. Ne diyor? 50 yaşlarında erkek baygın halde. Bunu anlatmıştık. Şimdi arkadaşlar direkt Victor amcamız geliyor. Victor amcamızla alakalı sorular soracağız. İlk anamnezle başlıyoruz. Fizik muayene. Hızlıca ABC değerlendirmesi yapıyoruz. Ondan sonra direkt burada biraz tedaviye hızlı gidiyoruz. Teste falan gerek kalmıyor. Onu anlatacağım şimdi. Oldukça yorgun hissediyorum. Evet. Şimdi burada ilk anamnez kısmına geçiyoruz. Hikayede ne anlatacağız biz buna? Tıbbi durumla alakalı ne soralım arkadaşlar? Önce nasıl hissediyorsun? Kendimi güçsüz hissediyorum. Güçsüz. Herhangi bir sağlık sorunu var mı? Tıbbi ilk defa başvurduğu için sormam lazım. Şeker hastası diyor. Herhangi bir ağrı hissediyor musun? Senin kolikolojisini sormak lazım. Göğüs ağrısı var mıdır? Şeyde başka bir yerinde bir ağrı. Hayır. Ağrı hissetmiyorum. Ağrısı yokmuş. Kalp rahatsızlığını da sorayım. Evet. Doktorum öyle söyledi. Başka ne sorabiliriz? Kullandığı ilaç. Kullandığı ilaç var mı burada? Onu diğer şeyde soralım istersen. İlaçlar kısmı var. Alerjisi. Alerji medikasyon yapabiliriz bu iş hastaya. Zaten her hastaya hayır, bir sorun. Hayır, yapmıyorum. Bir de kilo aldınız veya verdiniz. Biraz kilo aldığımı düşünüyorum. Bunu soralım mı? Yakın zamanda ciddi bir hasta. Soralım. Zatürre olmuştum takriben bir ay önce. Bir bunu soralım. Ne zamandır şeker hastası olduğunu biliyorsun. Soralım mı? Soralım. Soralım. Sadece birkaç ay. Şimdi ilaç kısmını dedik. İlaç kısmında soralım bakalım. Önce ilaç kullanmak şu tırnak işareti giymen, damide tırnak işareti ilacı her gün alıyorum. Ve bir de aspirin, o da her gün bir tane. Oldukça yorgun hissediyorum. Oral antidiabetik aldığını söylüyor açıkçası ve aspirin aldığını söylüyor. Başka soralım mı başka bir şey? Kullanmakta olduğunuz ilaçlardan herhangi birini atladınız mı? Soralım mı? Şimdi hipoglisemide en sık sebep nedir? Birkaç gün önce aspirin almayı unuttum. Bu nedenle ertesi gün bir tane sabah bir tane ve akşam aldım. Sağlıklı olduğunuz meselesi herhangi bir yani hissettiniz mi? Soralım mı? Soralım. Anamnezlerimi. Son zamanda biraz baş dönmesi oldu. İlaçlardan olabilir mi? Bunu soralım mı? Zaten gremi... Sadece tırnak işareti gremi namide ismi doğru söylüyorsa. Evet. Başka? Beslenmeye geçelim. Beslenmede ne olabilir? Hipoglisemi düşünüyoruz. Hani doz atladın mı? Hani yemek öğünü atladın mı? Veya o tarz şeyler çıkabilir karşımıza. Ne soralım burada? Ben ne zaman yemek yedin? Ne zaman yemek yedin? Birkaç saat önce öğle yemek yedim. Öğle yemeği yemiş. Ne yemek yedin? Ne yemek yedin? O zaman bir tarçın boyu yemiştim. Başka? Öğünler arası atıştırıyor musun? Sadece her zamanki tatlı çörek. Oldukça yorgun hissediyorum. İştahınızda değişiklik soralım. Ya da hangisi değişikliği içiyorsunuz? Terlemeye başladım. Terlemeye başladım. Çok konuştum. Bunları geçelim aynen. Aktiviteyi soralım mı? Hipoglisemide bir efor olması lazım. Yani bazen efor sarf ettiği zaman oluyor. Her gün ne kadar yürüyorsunuz? Şu an acil durum zaten. Onu biraz daha dahil yapabildiğinde sorarız. Hastalandığını hissettiğinde ne yapıyordun? Sabah mesaisinin ortasında çalışma odasındaydım. Fiziksel efor?
İşini kaybetme endişesi yaşıyordu bu günlerde. Çalışma esnasında olmuş. Artı öğün atlamamış, öğle yemeği. Daha doğrusu bir tahıl çubuğu yemiş. Öğün atlama diyebilirim aslında. Az yemiş. Bunları geçtik. Şimdi fizik muayeneye geçelim. Hani ilk hemen AVC'de değerlendirmesi yapalım. Hava yoluna bakalım. Var mı herhangi bir patoloji görüyor muyuz? Yok. Yok. Yolu ödemi yok, bir şey yok. Bunu atalım o zaman. Toraks. Bunlar osültasyon, toraks palpasyonu, toraks perküsyonu. Neye bakalım? Osültasyon yapalım. Dört kadına da bakalım. Toraks palpasyonu, toraks perküsyonu. Bunlar biraz tarihte kaldı. Bunları geçelim, dolaşalım. Ne bakalım? Kapiler yeniden dolu süresi. 3 saniye. 2 saniye üzeri uzanış süresi. Dolaşımda başka? Nabız kontrolü yaparsın. Nasıl? Nabız. Nabız palpasyonu. Bakalım. Güçlü yüklük. Aynı şekilde. Elektrik nabızlarına da bakalım. Sonuçta senkopla gelmiş. Hepsi normal. Buralara da bakalım. Dolaşımda başka bir şey kaldı mı? Kardiyak osültasyon yapalım mı sizce? Çok zararlı değil gibi aslında. O zaman bilinç durumuna bakalım. Varsa da GKS'ye aynen bir değerlendirmek lazım. 9 orta derecede bilinç bozukluğu var bu hastada. Bu köşede kalsın. Bilinç durumunda ışık etkisini atmak lazım. Hepsi burada geldi hastadan. Hatta şunun üstte şuradaydı. Biraz uzaktan görünmüyor ama ışık etkisi var. Şimdi fizik muayenede tamamladık herhalde. Abdomen'e gerek var mı sizce? Abdomen'den bir şey düşünmüyoruz. Monitöre bakalım. Ne bakalım? Kan basıncı önemli. Kalp hızı. Solunum hızı. Nasıl biterler? Gayet iyi. EKG monitörü de bir ritme bağlayalım. İncar çıkışı ismi. Vücut ısısı. Kan şekeri. Kan şekerimiz 59. Zaten burada vakayı çözdük neredeyse. 76. 37 vücut ısımız. Normal. Ne yapalım? 59'u gördük. Test falan isteyelim mi yoksa tedaviye mi geçelim? Acil hastası hipoglisemi de şu anda direkt müdahale edelim. Aynen. Bir müdahale olarak önce bir damar yolu açmak lazım. Aynı bir periferik kateter diyelim. İlaç olarak şimdi ne vereceğiz bu hastaya? Dextroz vereceğiz. Ne kadar verelim? %5. İlk bir yükleme yapmak lazım glukozisemide. O da 25 gram kadar yükleye iniyor. %5. Hani elimizde ne varsa ona göre hareket ediyoruz açıkçası mesela acilde. Diyelim ki %5 var. Onu hesaplayıp o kadar vereceğiz. Burada elimizde hepsi var. En yüksekten verelim o zaman biz. %50 de eksi verelim. 25 gram dedik. IV bolus vereceğiz hızla. 25 gram hangisi oluyor? %50, 50 milim deyince 25 grama denk geliyor. Orada IV bolus şeyi veriyor. Başka? Dextroz'dan biraz da infüzyon vermemiz lazım. Yani bolus da sadece kalmıyor. Yine sıvılarımızı seçelim. Sıvı %5 geliyor. Dextroz'dan infüzyon vermemiz lazım. Bu sefer IV infüzyon şeklinde ne kadar verelim? Çok önemli değil bence. O da olur. 500 yeni takip edeceğiz.
kan şekeri hani stabil hale geldikten sonra zaten 11 yönü kesiyoruz. Mesela 500'lük verelim dedik. Test isteyelim mi? Yeni kanki verelim isterseniz. Senkop'la geldi. Gitti zaten. Direkt çözümlemeye gittik. Ya bu vaka biraz kolay. Hani herhangi bir test istemiyoruz, bir şey yapmıyoruz. Direkt hipoglisemi sakladığımız zaman hemen bolusunu veriyoruz, infüzyonu veriyoruz, çözdük. Bakalım herhangi bir eksiğimiz var. Neydi vakamız? Hipoglisem. Performansımıza bakalım. Eksiğimiz var mı? Eksiğimiz yokmuş. Detaylara bakalım. Fizik muayene ne yapmamız lazım? Hava yolunu değerlendirmek lazım. Onu değerlendirmiş. Orada şeyine baktık. Hava yolu açıklığı var mı yok mu? Toraks'ta ne lazımmış? Birinci önceliğin solunum hızının rakipte hiçbir değil mi ve oksijen saturasyonu var mı? Bunların oksidasyonu da yapmışız. Diğerlerini yapabiliriz ama ikinci öncelikte diyor. Vakaya uygun bir şekilde bakarsak. Dolaşımda hepsine bak diyor. Oksidasyon yapmamışız. Çok zarar görmedik biz de zaten. Kalp hızından patladık. Palpasyonu kan basıncına kapiller geri dönünce bakmışız. Bilinç durumunda ne bakalım? GKS, hasta senkopla geldi. Göz bebeği ışık refleksine bakmamız lazım. Kan şekerine bakmamız lazım. Bakmışız. Abdomen diyor. Vücut ısısına bakmışız. Perfüsyon, palpasyona gerek yok diyor. Daha sonra diagnostik aktiviteye bakalım. Diyaloglarımızda şu anda kendini nasıl hissediyorsun? Bir sağlık sorunun var mı? Ciddi bir hastalık yaşadın mı? Ne zaman tekrar hastası? İlaç kullanıyor musun? En son olarak neydi? Hastanın istediğini ne yapıyordun? Bütün hani öğünü, artı aktivitesini, eforunu, artı nasıl hissettiğini falan detaylı anamnezde almışız biz. Testlerde bir şey gerek yok diyor zaten. Tedavide kan sütasyon müdahale bir durumu yok. Hasta acilini çözebilecek bir hasta. %50 reksini vermişiz. Artı %5 gestroz veriyoruz bu hastaya. Önceliğimiz aynı boluş verdik. Hastayı bir an önce hemen stabilize getirdik. Kolay bakalım. Şimdi bir yapmak isteyen arkadaş var mı? Ben yardımcı olayım. Beraber yapalım bir tane. Aynı vakayı tekrar edeceğiz. Kim var?